Genel Başkanı, Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman, Kahraman'ın eşi ve kızını ziyaret etti. Şu anda ekranlarda da görüyorsunuz, kızı Vera ve eşi Meriç Hanım birlikte bu pozu verdiler ziyaret sonrası. Peki niçin gerçekleşti bu ziyaret? Biliyorsunuz Tayfun Kahraman MS hastası ve geçtiğimiz gün kendisinin hastaneye götürülmesi gerekiyordu kontrollerinin yapılabilmesi için. İşte bu kontroller esnasında bileklerinin kelepçeler tarafından fazla sıkıldığını bildirdi kolluk kuvvetlerine. Ancak kolluk kuvvetleri bu kelepçeleri gevşeteceği yerde ne yazık ki daha da sıkılaştırdı. Ve yine muayene sürecinde de değerli izleyenler, kolluk kuvvetlerinin içeriye girmemesi gerekirken kolluk kuvvetleri muayene sırasında doktorun ve Tayfun Kahraman'ın belirtmesine rağmen muayene odasında bulunmakta ısrar ettiler. Ciddi bir eziyet gördüğünü biz nereden öğrendik? Eşi Meriç Kahraman'ın paylaşımlarından öğrendik. İşte burada bu sebeple bulunuyor Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel ve şöyle aktardı bu ziyaretin sonucunda. Yaşananların tüm merci, mecra ve aşamalarında takipçisi olacağız dedi bu konunun Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel. Dilruba'ya biliyorsunuz Dilruba bir gece yarısı ansızın tahliye edildi. Daha sevincini yaşayamadan elinde bir siyah torbayla cezaevinin önüne bırakıldı. Ve ardından aklındaki, zihnindeki tek numara olan annesinin telefonunu arayarak ardından da arkadaşlarının gelip alması sağlandı Dilruba'yı. Bunun ardından kendisini daha önceki gün ziyaret etmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'e bir nevi iade-i ziyarette bulundu. Ve ardından da İzmir'deki internasyonel, 93. internasyonel fuarının açılış töreninde protokolde Özgür Özel'in yanında yerini aldı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Dilruba yine de hali hazırda iktidarın hedefi olmaya devam ediyor değerli izleyenler. Peki kimler hedefe aldı Dilruba'yı ve sosyal medya paylaşımlarında bir takım açıklamalarda bulundu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundular. Şimdi haberimizde bu açıklamaları ayrıntılarıyla aktarıyoruz sizlere. Ani bir süreç oldu. Çok saçma bir şey oldu yani, alınmam kadar bırakılmam da saçma oldu. Dilruba Kayserlioğlu tahliye edilmesine karşın iktidar tarafından hedef tahtasına konulmaya devam ediyor. Çok kıymetli bir misafirimiz daha aramıza katıldı. Dilruba bu akşam bizlerle birlikte, ona çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin, iyi ki bizlerlesin. Dilruba cezaevinden tahliye edilmesinin ardından 93. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın açılış etkinliğini protokolde CHP lideri Özgür Özel'le birlikte takip etti. Mensuplarımız. Dilruba'nın protokolde olması AKP cephesinde rahatsızlığa neden oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kayserlioğlu'nun İzmir Fuarı'nda protokolde ağırlanmasına tepki gösterdi. Fikir hürriyeti nefret söylemleriyle geniş toplumsal kesimlere hakaret etme hürriyeti değildir. Hiçbir demokratik siyasi ölçü insanlara küfredilmesini, açıkça hakaret edilmesini onaylamaz. Nefret söylemlerini fikir hürriyeti adı altında himaye etmek, gerçek anlamda fikir hürriyetine de büyük darbe vurmaktadır. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de X hesabından yaptığı paylaşımda hem Dilruba'yı hem de Özel'i hedef aldı. Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur. Vatandaşlarımıza hakaret eden kişilerin protokolde ağırlanması sorumlu bir siyaset anlayışı olmadığı gibi demokratik bir tutumda değildir. Sevgili seyirciler, bu iktidarın anayasa değişikliği arzusunu sizlere bültenlerimizde, programlarımızda aktarmaya gayret ediyoruz. Şimdi bu değişikliğini dile getiren bir başka isimle ilgili bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Hüdapar Genel Başkan Vekili Halef Yılmaz. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anayasanın ilk 4 maddesini hedef aldı. Yılmaz, mesele sapıklık ve batıl kültürünü taklit eden Kemalizm zihniyetinden anayasanın arındırılmasıdır cümlesini kuracak kadar da haddini aştı. Anayasanın ilk 4 maddesine karşı ya,
o anayasanın 4. maddesi ilk üçünü değiştiremezsin. Terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Hüdapar'ın anayasanın ilk 4 madde azımsızlığı devam ediyor. Bu ülkenin yönetim şekli cumhuriyettir. Başkenti Ankara'dır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyet sosyal bir hukuk devletidir. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında anayasanın ilk 4 maddesine ilişkin yapılan tartışmaları değerlendirmişti. İlk 4 madde tartışması kadar lüzumsuz bir tartışma yok ki. Tartışmasını yapmanın ben bir zaman kaybı olduğunu ne inanıyorum. Hüdapar Genel Başkan Vekili Halef Yılmaz, Kurtulmuş'un o sözlerini alıntılayarak ilk 4 maddeyi hedef aldı. Mesele, laiklik adı altında milletimizin dini olan İslam'a düşmanlığa sebep olan bütün yanlışların düzeltilmesidir. İlk 4 maddenin bundan istisna tutulması meseleyi çözecek midir? Mesele, bu millete dayatmayla hileyle çökmüş olan batıl bir ideolojinin ve kişilerin ilahlaştırılması yanlışının sonlandırılarak sapıklık ve batıl kültürünü taklit eden Kemalizm zihniyetinden anayasanın arındırılmasıdır. Yılmaz'ın ülkenin kurucu değerlerini hedef alan bu açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Sizin partilerinizin iki lideri Allah'ta yanlarına kimi aldılar da kuvvet komutanlarıyla birlikte fotoğraf çektirdiler. Son olarak Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Malazgirt Zaferi'nin kutlama programında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kuvvet komutanlarıyla verdiği pozda gündeme gelmişti. Anayasanın ilk 4 maddesiyle sorunumuz var diyen Hüdapar'ın genel başkanını yanlarına alıp kol kola girdiler. Sevgili seyirciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı yeni geçmişken gelin bir müjdeli haber paylaşalım sizlerle. Malta hükümeti Marsa'daki Türk şehitliği yakınındaki işlek bir caddeye Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını verme kararı aldı. Türkiye'nin Valletta Büyükelçiliği kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Atatürk Caddesi'nin resmi açılışı ise ya 29 Ekim ya da 10 Kasım'da yapılacak. Malta hükümeti adada önemli bir caddeye Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ismini verme kararı aldı. Türkiye'nin Valletta Büyükelçiliği'nin sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımda Malta hükümeti aldığı bir kararla Marsa'daki Türk şehitliği yakınlarında Türk mühendis ve işçilerinin emeğiyle yapılan bir caddeye Atatürk Caddesi Çirik Atatürk ismini vermiştir. Malta hükümetine teşekkür ederiz ifadeleri kullanıldı. Atatürk'ün adının verileceği Marsa'daki yolun adadaki tarihi Türk şehitliğine çok yakın bir mesafede olduğu ve Türk mühendislerinin yaptığı Marsa Kavşağı projesi üzerinde yer aldığı belirtildi. Malta'daki caddenin resmi açılışının 29 Ekim'de ya da 10 Kasım'da yapılması planlanıyor. İzmir'deyiz değerli izleyenler. İzmir'de geçtiğimiz haftalarda 3 gün boyunca yanan Bayraklı ve Karşıyaka'da binlerce ağaç zarar görmüş, evler yanmıştı. Anayasaya göre yanan alanların aynı yıl içerisinde ağaçlandırma çalışmaları başlatılması gerekiyorken Bayraklı'da yanan